Yok arkadaş, ben anlamam ya. Ben bir şekilde o masada oturacağım ya. Bunun lamucumu yok. Yani Vusi'yi Duygu mu kucağına alır, başkası mı alır? Ne yapar? Biri alsın ya. Aa, yok öyle bir şey. Yer yok Ceris. Hani ısırır değiller Rıza. Sus Sultan, sus. Zaten ortalık yangın yeri. Oğlum 8 yaşında kızı Duygu nasıl kucağına alsın? Şaka yapıyorsun. Vusi 8 yaşında mı geldi? Herhalde. O zaman yapılacak bir şey yok Gönül. Ya baksana kocama 8 yaşında gelmiş Buse. Alamaz Duygu kucağına. Sen ayrı kaldın yani. Sustular. Peki ben ne olacağım? O bir kişilik yerde de ben oturayım. Aileden değil miyim ben? Ah ha, daha ilk masada kriz çıktı. Emineciğim, tabii ki ailedensin. Sen tabii ki bizim ailemizin bir parçasısın. Ama yani sonuçta düğüne Kadriye Hanımlar, Hüseyin de davetli olacağı için senin ailecek onlarla beraber oturman daha uygun olur. Hem sonra Hatice ile Şükrü de gelecek, siz hep birlikte oturursunuz. Ay yok, olmaz. Ben yani kabul edemem bunu. Ya bu çocuk benim elimde büyüdü yani. Ben oturmak istiyorum aile masasında. Hem pise daha yakın olsun, öyle de isterim. Öyle yani, affedersiniz de yani ben de piste yakın olmak isterim. İlk dansı yakından izlemek istiyorum. Yok ben anlamam canım, Allah Allah. Ya ben baba yarısı sayılırım. Ben o masada oturacağım. Kimler ne yaparsa yapsın yani. Yok öyle, kusura bakmayın. Kimse öyle bakmasın yani bana. Yani bir sen misin buna ya? İnanamıyorum ama, ya. Ama neye göre... Bir çiftiz, ben çocuklarımız var ayrıca. Yok öyle bir şey yok. Aa, aşkım, oturma düzeni için sabaha kadar ben sana söyleyeyim. Emre'cim biz bunu zaten niye kendi kendimize yapmadık ki? Bu kadar insanla bu olacak bir şey değil. Keşke öyle yapsaydık evde ya. Ben ne bileyim böyle olacağını. Ortak bir uğraş annemle babama iyi gelir diye düşündüm ben. Ha şimdi 10 kişilik masaya sığmıyor oluşumuz da benim suçum mu Haluk? Evet, senin suçun. Tutturduğun yuvarlak masa olsun, şamdanlı olsun, mamdanlı olsun. Al işte, sığdır sığdırabiliyorsun. Hacım, düğün bu. Tabii ki masa olacak. Masasız nasıl oturacağız? Ya ne güzel böyle yan yana dizilecektik. Böyle rahat rahat oturacaktı herkes. Rahat rahat oturacaktı. Sandalyeliğe dizilecektik. Masasız. Ya masasız düğün mü olur? Düğün bu, adı üstünde. Emre ile Simay'ın düğününe geliyor insanlar. Acı pardon da yani masasız nasıl yemek yenecek? Ya verirdik herkesin eline böyle tabakları, orada atıştırırlardı yani. Atla deve değil ki. Ama yok, Meltem Hanım yuvarlak masa istiyor. Ananın evinde de şamdanlı masada yemek yiyordun değil mi? Evet yiyordum, unuttun galiba. Ne öyle tribün gibi? Evet, çok iyi geldi sizinkiler Emre'ciğim bu iş. Hayır, bir şey. Gereksiz Hüseyin'le aynı masada oturamam ben, kusura kalmayın. Yeter. Aa, bizim masa 10 kişilik. Bir tane boş yer var, oraya da kimse oturmuyor. Bu işte çözülüyor böylece. Ya da şöyle bir şey yapabiliriz. Yani o bir kişilik yere sizin aileden biri oturabilir. Tamam. Tabii ki memnuniyetle. Benim kız kardeşim oturur. Niye senin kız kardeşin oturuyormuş? Benim abim otursun. O masadaki bir kişilik boş yere Simay'ın öz teyzesi benim kız kardeşim oturacak. Benim abim de Simay'ın öz amcası. Benim abim oturacak. What? Ne münasebet? Bir saniye anacığım, babacığım, tartışmanıza gerek yok. Benim çok iyi bir fikrim var. Neymiş o? Diyorum ki iki aile için iki ayrı masa yapalım. Olmaz. Hayatta kariyerin sürekli. Hayır, hiçbir şekilde kabul edemem. Ben dünürsünden ayrılamam. Tamam, bir dur. Belki kızımın güzel bir fikri var da. Hah, Dünür Bey de ailenin sağduyusu mübarek. Şimdi şöyle yapalım. İki ayrı masa olsun. Piste mesafeleri aynı olsun. Birbirlerine de yakın olsun. Böylelikle büyüklerimiz de bizimle aynı masaya oturabilmiş olur. Evet doğru. Yani çünkü siz aynı masada oturursanız bu sefer büyükler ayrı masada kalıyor, yalnız kalacaklar. Vallahi yani kulağa hiç fena gelmiyor. Vallahi bence de mantıklı. Aferin güzel kızım. Bana da çok mantıklı geldi. Ben bilemiyorum. Aa, niye sultanım? Bence çok güzel fikir. Aslında bence de güzel fikir de ben seni denemek için yaptıydım. Ha. Aferin, iyi, iyi düşünmüşsünüz. İyi fikir. Şimdi size göstereyim. Hı. Bahsettiğimiz o iki masa şunlar. Piste yakın oluyor mu? Sen onu söyle bana. Oğlum şimdi sana bir çakacağım, göreceksin piste ha. Elini korkak alıştırma Haluk. Benim için de bir tane lütfen. Vay, demek öyle olduk Gönül Hanım. Peki tamam, yazıyorum evet. Bunu bir tarafa evet, yani. Evet, öyle oldu.
olduk Tuna Bey? Beni masa dışı bıraktın. Hatırlatırım. Yer kalmadı masada. Niye ben senin masa dışı? Yer kalmadığı için dışarıda kaldın sen. Aa Gönül, Tuna lütfen tartışmayın. Ama Meltem tamam. Yani. E tamam da şimdi bu yöntemle hep beraber oturabiliyoruz. Sorun yok. Ben bence o bir kişilik fark da halledilebilir diye düşünüyorum. Ben şöyle yaptım. Bir numaralı masaya sizi, Gönül ablayı, Tuna abiyi ve sizin ailenizi yazdım. Yine 11 oluyor. E, tamam ben onu organizasyonla konuşur halletmeye çalışırım. Evet evet yani biraz önce de söyledim ya o bir kişi hallolur bir şekilde kaydırırız. Yani sonuçta hem Zeynep var hem Buse var zaten. Çok affedersin bir şey söyleyeceğim. Ya madem halledebiliyordun ya niye halletmedin de şimdi böyle şey yapıyorsun. Ondan sonra her şey böyle olunca hallediyorsun yani. Ay Emre kusura bakma ya bozuluyorum ama yani. Tuna? Ama halledebiliyorsan ya halletsin yani burada şey oluyor. Gönül dışarıda kaldı ben o açıdan diyorum yani. Ha o açıdan yani. Beni dışarıda bıraktın, çocukları da dışarıda bıraktın Tuna. Onlar ne olacak? Tamam, tamam. Şimdi sonuç olarak birinci masa annemler ve Tuna abiler. Biste yakın olan. Evet. Oh. İkinci masaya da ben bizim aileyi yazdım. Aynen. Biz ikinci masaya sığarız. Pin, Rıza, aslanlar gibi iki tane uşaklarım. Sonra annem, kız kardeşim, amcamın kızı, teyzemin kızları, halamın kızları. Uçan peştemallerden Fadime ile Zeliha. E, tamam bu kadar masada oldu, oldu. Etto lafa bak. O iş olur olmaz. Niye? Lan nerede benim anam? Nereye oturacak? Ha, kayınvalidem. Bakayım listede var mı? Maalesef yer yok. Biz bu konuyu bence evde konuşalım. Hiç şimdi buraya bizim masanın konusunu açmaya gerek yok anacığım. Hiç fena fikir değil. Evde yapacağım. Evet bravo çözdük. Bunları bilgisayara geçme işlemi de tamamlandı. Şuraya bak. Saatlerdir uğraşıyoruz daha iki masa yerleşti. Daha oturtmamız gereken 680 kişi var. Şimdi ben bir şey sormak istiyorum. Buyurun Emine Hanım. Ben kaç numaralı masada oturacağım? 5 Emine abla. Neden 3 ya da 4 değil? Oo Emine Hanım'a bakın. Masa numarası beğenmiyor. Emineciğim içine sinmeyen mi? Şimdi 3 ve 4 numara böyle pistin daha yakınında. 1 ile 2 numaralı masanın karşısında. 5 biraz böyle arkada kalıyor. Ama ne yapacağız artık ev sahibiyiz. Yani idare edeceğiz. Ya Emine abla o kadar arkada değil. Bak tam 4'ün arkasında işte. İyi. Zaten 3 numaralı masaya ben akrabaları oturtacağım. Annemin, teyzesinin kızları, babamın, amcasının oğulları falan. E tabii 4 numaralı masada da bizim akrabalar olur. Şimdi babacığım onu bir düzeltmek istiyorum ben. 3 numaralı masayı size veremem. Aa, sebep? Sebep? Benim arkadaşlarım oturacak 3 numaralı masaya. Yetme kuzum ağzından çıkanı kulağın duyar mı? Ben akrabalara ne diyeceğim ama size 3 numaralı masayı veremedik diyemem mi onlara? Babacığım ben evleniyorum. Arkadaşlarıma ne diyeceğim? Akrabalar oturacak. Siz geçin arkaya oturun mu diyeceğim arkadaşlarıma? Hazır lafı açılmışken ben de bir şey söyleyeceğim. Ben de 4 numarayı veremem baba. Niyeymiş? Çünkü o masaya da benim arkadaşlarım oturacak. Ha öyle mi? Ha, biz akrabalara ne diyeceğiz? Annenle bir daha insan içine çıkamayız. İnsanların yüzüne bakamayız. Biz yani eğer 4 numarada oturmayacaklarsa düğüne gelmeyelim daha iyi. Anne ya. Haluk ne öyle diyorsun? Niye bu kadar abartıyorsun? Tabii ki çocukların arkadaşları da oturacak. Bırak çocukların arkadaşları otursun, akrabaları başka bir masaya oturtur. Şaka mı yapıyorsunuz ya? İnsan içine çıkamayız ya. Olmaz öyle şey. Kızım bak hakikaten. Akrabalar pis kenarında oturmaz ise cıngar çıkar. Evet, yaşlılar pis kenarında oturur, böyle pisli seyreder. Gençler arkadan yürüyerek gelir. Olması gereken bu. Aynen, aynen. Ben gerekirse böyle arkadan oynaya oynaya gelirim. Peki tamam, o zaman öyle yapalım. Ya anacığım, babacığım ya. Sizin akrabalarınız şimdi şenlensin diye ben arkadaşlarımı göndereceğim arkaya. Ne pismiş arkadaş. Peki bizim yerimiz belli ya. Ne dertler var, görüyor musun yani? Allah başka dert vermesin Tuna. Neyse bu faslı da çözdük. Herkes mutlu mu yerinden? Ha? Evet. Emine Hanım, sizin söyleyecek bir şeyiniz var mı? Sizi böyle bir düşünceli gördüm nedense. Evet, düşünceliyim çünkü halay başı olacağım ya. O yüzden onu düşünüyorum çok heyecanlıyım. Aman eli mor koyun, neler gelir. Aman eli mor koyun. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne yapıyorsun Emine? Burada ben varım herhalde. Yani ben baba yarısıyım. Alay başı benim.
Bir yapalım beraber. Benim gel abi, gel abi. Gel abi. Gel abi. Ya beni kaldırma. Gel beni abi, kaldırma gel şimdi. Gel abi, ne olacak ya? Hadi şimdi alayım. Tamam, tamam. Şöyle yapın. Gelin, gelin, gelin. Şimdi alayım başı beni. Ay, yani. Babayım gel, gel. Gönül. Gönül, gel çocuklar. Ben. Haluk gel bak, bak şimdi. Bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa. Bu tarafa, bu tarafa. Bak bu tarafa. Bir baş sen olursun, bir baş Emine abla olur. Tamam işte, ben bu baştayım. Bak gel, gel. Kalkın o tarafa. Fişizi mi alacağım? Fişizi hatırlay sonu mu? Bir dakika. Dönüşmeli, dönüşmeli. Hayır, baş. Bak halay, işte ayaklara dikkat ediyorsun. Ben halay bilmiyorum, horon bilmiyorum. Yok, şöyle. Amanın mor kuyum. Hey, devler. Bak, hayır, hayır. Emine, bak, bak, ayağıma bak, bak. Şimdi önce bak. Amanın mor kuyum. Hey, meğer gelir. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.